Merhaba arkadaşlar. Sağlık, sıhhat, afiyet iyi değil mi? Geri kalanında moralimiz bozuk. Ama hiç olmazsa onlar iyi olsun. Çünkü çok önemli sağlık, sıhhat, afiyet. Şimdi öncelikle kandilinizi bir kutlayayım. Kandilimiz mübarek olsun. Sonra dünkü maçla ilgili konuşmaya başlayacağım. Not falan yok. El frenini indirdim arkadaşlar. Fren miren de yok. Öyle bodozlama gireceğim. Burama geldi. Bugün radyoda konuştum. Bülent aradı beni. Radyo gol. Orada da bodozlama gittim. Yani inşallah kendime hakim olurum. E, hakim olamazsam da videoyu tekrar yeniden çekeceğim. Çok e, üzüldüm, çok moralim bozuldu. Muhtemelen sizin de bozulmuştur. Ama hayat devam ediyor. Bu işten para kazanan arkadaşlarımızın bizim kadar üzüldüğünü düşünmüyorum. Hatta ve hatta. Üzülmemelerinde bir yerde şey e, kabul ediyorum. Yani bu hayat devam ediyor. Yine maçlar oynayacaklar. Bunlar oynayacaklar. Oraya takılıp kalmamaları lazım. Ama o an için üzülmeleri lazım. Diye düşünüyorum. Maça gidip gitmeme arasında çok kararsız kaldım. Ya maç Hatay'da olsaydı gidecektim. Mersin'de de güzel arkadaşlarımız var. Orada Zeki Karanist diye bir arkadaşım var. İlkokul arkadaşım. Hatta telefon aradı. Telefonla aradı gelecek misin diye gitmedim. Yani ayağım çekmedi. Demek ki gitmedim de iyi olmuş. Gerçi gitseydim benim ayağımdan öyle mi olurdu? O da belli değil. Şimdi ayaktan yürüyoruz ya. Yani. Sabahlı şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Akşam eve geldim yattım. Sabahleyin gözümü açtım. Sabah 5-6 derin bir uyku uymuşum. Üzüntüden yorulmuşum. Akşam ne yaptığımı hatırlayamadım. Kızıma uğradım mı, oradan geldim mi, eve mi geldim, ne zaman geldim falan hatırlayamadım. Tekrar uyumaya çalıştım, uyuyamadım. Eşim de erken kalktı falan filan. Sabahleyin kalktım. Ya dedim ki ya Şükran ya böyle bir şey olur mu dedim ya. Ya böyle bir şey olur mu dedim ya. Ya inanılmaz bir şey yani yenilirsin, yenilelim. Ama çok üzüldüm dedim. O dedi ki ya Serdar dedi ben de üzüldüm ama Kafana dedi çok takma bu işlere bak dedi. Çocukluk arkadaşımızın eşi vefat etti dedi. Yani belli bir yaşa geldik çok sıkma kendini dedi. Vefat eden de benim okuldan ta ortaokuldan arkadaşım. Eski kalecimiz Mehmet Kulaksızoğlu. Şimdi Şenol Güneş'in yardımcısı. Onun işi eşi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Çok üzüldüm çok. O da üzülmüştür. Telefondan uğraşamadım ona ama çok üzüldüm. Sonra dedim eşime ki ya tamam bunlar bunları görünce e, kimin yenip yenilmediği çok umurumuzda olmayacak ama ya um, etkiliyor bizi ya hayat standartımızı değiştiriyor dedim ya. Ya yenilelim Şükran dedim yani kimlere yenilmiyoruz ki? 1-0-2-0 yenilelim. Ya abi biz yenilmiyorlar abi bizim de bize de, e, yetkili kişiler tecavüz ettiriyor dedim ya. Ya bir Trabzonspor yenilirken de tecavüze uğrar mı dedim ya. Normal yenilir insan, bu kadar üzülmesin. Ya ayıptır ya. Ya 2-0 galipsin. 90 dakikayı 90 artı 7'de golliyorsun ya. Ya böyle yenilmenin böyle yenilmenin insana insan ağrına daha çok gidiyor ya. Ya böyle utanmazlık, böyle ağlanmazlık olmaz kardeşim ya. Ya adam gibi yenileceksiniz ya. Giydiğiniz formanın ne olduğunu, nasıl geldiğini. Bu formalara girdiğiniz için 100 liralık futbol kariyerinizin 1 milyon liraya döndüğünü görüyorsunuz ya. Size 100 lira veremiyorlar. Çünkü büyük takımız abi. Büyük takım büyük para vermek zorunda kalıyor. Yani paran varsa çok zenginsen utanıyorsun otobüse binmeye. Öyle düşün. Daha ucuz gidecek olduğun yerlere seni yaşam tarzın ve iş kolun ve iş adamlığın daha pahalı hareket ettirmeye veya ucuza gidemiyorsun. Ya ayıptır ya. Bir tane not almadım. Hepsini kafama yazdım arkadaşlar ya. Bir kere teknik direktörümüzden başlayalım. Bir maç oldu da şey etti demiyor arkadaşlar. İyisi iyiliğinden kötülüğünden bahsetmeyeceğim ben e, teknik direktörün. Nedat Biyelisi'nin. Ya bundan sonra gelecek olan teknik direktörler. Arkadaş Trabzonspor'a kim geliyorsa bu Trabzonspor tarihini bilmesi lazım. Nasıl buraya geldiğimizi bilmesi lazım. Ne beklentilerimiz var bilmesi lazım. Kafasına göre bir de çıkıyor diyor ki iyi oynadık. İyi oynadı sen yeneceksin kardeşim. Ne diyorsun sen ya? İyi oynadıysan yeneceksin hoca. 2-0'dan maç vermeyeceksin. Burası çemiş gezekti ya. Burası da Hırvatistan'da değil. Burası Türkiye ve Türkiye'nin önemli bir takımın hocasısın. Ona göre davranacaksın ya. Konuşmalarına da ona göre dikkat edeceksin ya. Bol Bu, buldunuz köpeksiz şey, değneksiz geziyorsunuz ya. Ya 2-0 galip duruma geçmişsin. Beklenti daha çok olacak. Daha bir. Sen bir kere hoca olarak teknik direktör olarak stratejik davransana ya. 2-0 öne geçmişsin. Pendik maçı var, Demirspor maçı var. Yarışın içine girmen lazım. Daha rüştünü ispat edemedin. O zaman bu maçı bitirmek için ne gerekiyorsa yapacaksın. Yani 70. dakika ve 65. dakikada kaç kaçıncı dakikada ise durum 2-0 diye onu açıyor. Ve Abdülkadir dışarı almayacaksın. İşte ona şey hazır değil. Ya nasıl hazır olacak kardeşim? Oynayacak da hazır olacak ya. Sabahleyin radyoda misal verdim. Bugün konuşurken misal verdim. Ben şimdi gidiyorum. Fitness salonunda burada evimizin içerisindeki hoca bana belli bir kilo işte kaç lira? 7,5-7,5 20 dakikada o 40 kiloya yakın şeyi Yattığım yerden kaldırıyorum. 3 set yapıyorum. Oradan sonra 3 set yapıyorum. Diyor ki abi diyor arttırıyorum diyor şeyi. Onu 15 yapıyorum. 12'den sonra zorlanıyorum. Ondan sonra bas abi bas abi yardım et. Niye? Adalelerin acısın diyor. Kasların ağır, ağır hissetsin bunu diyor. Niye? Kaslarım onu hissedecek ki birkaç gün sonra bu kilolar bana hafif gelsin. Ya sen 75'in dakikada e, ne olur ne olmaz. Ya bunu 90 dakika oynatmayacak mısın ona çiğ kardeşim? Oynat oynayabildiği kadar. Efendim sakatlanırsa. La sakatlanırsa sakatlansın ya. Maçı kurtarırsın hiç olmazsa. Ne oldu Verdi maçı da? Abdülkadir. Ya işte eğrisinden doğrusundan Abdülkadir beklentinin dışında hareket ediyor. Doğru. Ben beklentimde onun oynadığı gibi değil. İleri oyuncağına geri oynuyor. Ama oynadığı müddet içerisinde geride birçok akını kesilmesine sebep oldu. Benim Abdülkadir'im bu değil. Ben bir lira para vermem ona geride top çıkartıyor diye. Bana ileride oynayacak diye veririm. Ama bugün böyle oynuyor ve takıma faydalıysa ve takım bir makine düzeninde işliyorsa ne bozuyorsun ya? Niye bozuyorsun kardeşim ya? Yani Trabzon'la ilgili, Trabzon'da yaşayanlar ilgili yanlış bir şey vardır. Orada herkes futbolu bilir. O yüzden orada hocalık yapmak. Burada herkes futbolu bilmez abi. Öyle bir yakıştırma yapmıştır. 75 yılında, 76 yılında maçlara annelerimizle, teyzelerimizle geldiği için hep futbolu sever sever. Yok ki başka bir yerde. Devlet buraya ne yapmış ki? 60'lı yıllardan beri ne yapmış? İnsanlar sadece futbolla hayatını kazanmışlar. Kazananların etrafında da bir sürü insanlar olmuş denizin kenarına çimento fabrikası kurmuş kurabilecek kadar ileri görmeyen insanlarız biz ya. Çimento fabrikasını deniz kenarına kurdular. Maçka'dan ham maddesi geliyor. Şimdi aldılar maçkayı oradan kaldırır. Maçkaya götürürken ormanın içine gömdüler. Ağaçları kestiler. Ormanı bitiriyorlar. böyle bir Geri zekalı demek istemiyorum. Böyle ileri görmeyen insanlarız ya. Sen zannediyorsun ki işte herkes futbolu bilmez. Ama futbolu bilmiyoruz anlamında da Nenat en az senin kadar bilen çok insan var ya. Ne konuşuyorsun ya? Sen geldin geçen sene dedim benim doşuma de gitti. Fiziğimiz güçlü bir takım olacak. Fizik, boy değil. Mücadele edeceğiz, mücadele edeceğiz. Nerede mücadele ediyorsun ya? Bir kere takımını tanımıyorsun. Bak Nenat bir yer sana şunu söyleyeyim. Sen takımını tanımıyorsun. 2-0 öne geçmişsin. Ya senin takımının en kötü, en kötü yeri savunması. Ağır insanlardan kurulmuş. Ve dört tanesini yan yana getiriyorsun ki aynı isimler olduğu için bir evvel dedim ki en azından birbirlerini tanırlar. Lan ben ben Kovic'den bana ya. ağır adamlar kardeşim ya. Mehmetcan daha üç maç oynadı. Eren 50 defa arkasına hani form grafiği yükseliyor diyorum falan filan. Ben ısrar etmedim. Bir isim verdim başkana. Verdim ve bıraktım. Üstüne gitmedim. Bana etki verseydi onu almış ve oynatmıştım bugün. Bekle de açık vermemiştik. Hiç bitti. Her ikisinde de. Orta sahada bile. Oynamıyorsun Eren kardeşim. Bak bizim kızgınlığımız yenildi yenilmeye değil. Nedat Bielise sana söylüyorum. Alsın bunu bir sana İspanyolca, İngilizce, Hırvatça ne varsa bunu desin ki bir tane eski futbolcu var. Böyle böyle konuşuyor. Yiyorsa, göcün yiyorsa al şeyini karşılıklı konuşalım. Bak bakalım futboldan daha kim daha çok anlıyor. Senin zaafın orası ya. Sen zaafını boşaltamazsın ya. Önünü açamazsın ya. Sen Mendi iyi oynadı bir maç iyi oynadı daha iyi oynayacak dedik. Mendy gitti sola çıktı orta atıyor. Atacaksın adımını hoca olarak diyeceksin ki geç yerine kardeşim. Sen stoperlerin önünde mendireksin. Akınları sen keseceksin. Hoca bizi sen yendirdin. İşleyen demiri bozdun. İnsana mecbur musun adam bozmaya değiştirmeye ya? 11'den başladın 11'den bittin. Bu maç oyuncu değiştirmedin. Biri seni dövüyor mu ya? Biri sana sen nasıl hocasın? Oyuncu niye değiştirmiyorsun mi diyor. Yahut o oynamayan insanlara söz mü verdiniz her maçta oynamayı ya? Allah aşkına ya yenilin ya. Bak ne dert bir yerse, sana söylüyorum. Yenil. Hani keşke yenilmesen. 20'de 20 yapsan. Ama yenil. Ama yenilirken bize tecavüz ettiriyorsun kardeşim. Camiaya ettiriyorsun ya. Tırnak içinde yani bu tecavüz manasında yenilginin ne kadar kötü olduğunu kötü yenildiğimizi ya 2-0 yenildin, 3-0 yenildin, 1-0 yenildin dersin ki ya top ayağa vurmadın. Ya 2-0'dan seni yeniyor ve Debrem'de yaptıklarından dolayı biraz olsun sevgimizi kazanmış Volkan diyor ki, diyormuş ki ben dinlemedim. Ben 10 yıldır Trabzonspor'a yenilmiyorum. Ne alakası var lan? Sen mi oynuyorsun da yenilmiyorsun ya? Niye bu lafı diyorsun? Niye insanları kızdırıyorsun? İşte bu lafı onlara sen dedirttirdin ya. Başkanın ve yönetimin moralini sen bozdun. Hocalığı doğru yapacaksın. Bu insanları üzmeye hakkın yok ya. Ondan sonra bu insanlar başka şöyle bak. Gene iki pasta gol attık. Tak 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 gittik gol attık. 10 açı indirdi bilmem ne yaptı, golü attı bilmem ne. Daha faydalı. Ya arkadaş ya. Oynayan takımı niye bozuyorsun ya? Senin savunma dökülüyor tel tel. Hoca bak biraz yüksek sesle konuştum. asan bozuldu da konuştum abicim ya. Kime üzülüm ya? Arkadaşımın hani eşi ölmüş ona mı üzülüm? Trabzonspor'un yenilirken tecavüze uğramasına mı? Doğru yenil kardeşim doğru. Dayak yerken bile doğru dayak ye ya. Sağını solunu kırdırma. Ellerinden birazcık kendine kontrol ettir ya. Döv 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 son dakikada bir yumrukla ya nakavtun. Maçı kaybet. Ne oldu şampiyonluk şansımızı sıfırladın be? Ya ile aramızda eğer daçak şeyler oynayan maçı Fenerbahçe alırsa 9 puan yaptın ya. Kapanmaz mı? Kapanabilir. Ama sen bunu kapattıramazsın. Seni bu kafa yapın kapatmaz. Maçtan sonra iyi oynadık dediğini diyorlar. Daha henüz bakamadım. Elektrik kesilmişti. Ha yani ne iyi oynadık ya? Sen kimi kandırıyorsun ya? Sen kimle uğraşıyorsun ya? Sen kime bunları diyorsun ya? Karşındaki seni dinleyen bizler, Trabzon sporlar, spor kamerası ahmak mı? Anlamıyor muyuz toptan ya? Ve benim isteğim ilk ve son olarak sana böyle yüksek sesle ve hakaret edici konuşmak hakaret de etmiyoruz da bunalttın bizi kardeşim ya. Trabzonspor'un lütfen git müzesini gez kardeşim. İyice gez iyice bak kupalara bak nasıl alınmış. Ondan sonra dön buradan kafanı kaldır. İstanbul'a bak bakalım 22 milyon lira. Herkes, her şey onların elinde. Biz bunları yenmişiz. Biz bunları kafalarını kumdan kaldırmamışız. Bu camia kimsenin bu camia kupayı alırken, dünyada kupayı alırken tek yenildiği takım Trabzonspor olan Liverpool'u yenmiş takım. Aston Villa'yı yemiş, Barcelona'yı yemiş. Yani gol atmış, Inter'de dayak yemiş de maçlar kaybetmiş. Kardeşim ya sen Bizi ne zannediyorsun ya? Beğenmiyorsan içine git kardeşim bak. Ya hocalını doğru yap ya da git kardeşim ya. Zorlan gelmedin buraya. Ama sana büyük bir fırsat. Başkan sana büyük bir fırsat verdi ve böyle başkan bulamazsın. Bunlar üzmeye hakkın yok ya. Böyle konuşulunca ne oluyor? Böyle yapınca Nedat Biyelise sen böyle yapınca ne oluyor biliyor musun? Çağ dışı futbol oynatan ve bu takımı şampiyon olduğu zaman başında bulunan insana benim gibi konuşanlara nispet olsun diye bak o olsaydı böyle olurdu. Bir tanesi bana yorum yazıyor. Diyor ki hızlı 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 senin dediğin gibi oynadın. Geri 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 oynasaydık biz yenilmezdik diyor. Bak şuraya ya. Ya şunu dedirttiriyorsun bunlara ya. İktidayı, çağ dışı futbolu futbolmuş gibi bana anlatıyorlar, bize anlatıyorlar, sana anlatıyorlar. Bunlara yol veriyorsun, yol. Yazıklar olsun ya. Yenilmenin de bir şeyi vardır ya. Şerefi vardır. Doğru dürüst yenilsenize ya. Bu camia üzmenin ne alemi var? Seni buradan noktalıyorum. Uğurcan, kardeş. Ne zaman bu takımı kurtaracaksın? Yanından gelip vuruyorlar, gol yiyorsun. Ben diyorum ki ya adamı yanına kadar soktular. Uğurcan'ın bir hatası yoktur. Ya birinci gol dedi. Sen bunları yemezsin. Zaten sen bunları yiyeceksen niye oynuyorsun ki Mehmet oynasın? Muhammed Tağ neyse işte. O aldığımız 17 yaşındaki top futbolcu oynasın. Gitmek istiyorsan git. Yiyemezsin ya. Sen bu takımın kaptanısın kardeşim ya. Gol yemenin de bir adabı vardır ya. Burada Rize maçında da birinci gol değil. Ya sen ayakta tutacaksın takımı. Şenol Güneş. Niye Şenol Güneş oldu zannediyorsun sen? Uğurcan. He? Biz bir tane gol attık. Savunmaz mı Şenol Güneş gol yemediler ya. Ya yemiyordular kardeşim yemiyordular. Sen bir şey yapmıyorsun. <laughs> yani çok üzdünüz bizi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kaptan sen de kaptanlığını yapmıyorsun. Yapacaksın. Abdülkadir benim istediğim gibi oynamıyor ama o başarılıydı. <laughs> Boğazım ağrıdı. Rakip takımların akınlarını kesmekte başarılıydı. Bir bek gibi. Bir orta sahanın 6 e, altı numarası gibi. Ama bizim istediğimiz gönlümüzdeki 10 numara hava Ya gol atıyoruz ya. Ya Trabzonspor iki tane deplasmanda gol atıyor. Galip gelmesi için ne yapması lazım? 10 tane mi atması lazım? Ve arkadaşlar ya. Biz bir tane atacağız ve maç öyle bitecek yemeyeceksiniz ya. Volkanı konuşturmayacaksınız. Bizi yüzmeyeceksiniz. Ne oldu Beşiktaş maçının galibiyeti bu maçın mağlubiyetinden ne hale geldi? Sıfırladınız ya. Bizi de sıfırladınız. Moral olarak da sıfırladınız. Beni de böyle konuşmaya ittiniz. Ben futbolcuların hepsine bir şey söyleyebilirim. Vallahi söylem ama beni ilgilendirmez. Bunun başı Nedat Biyelisa'dır. Bunun öteki başı da Ertuğrul Doğan'dır. Sayın Başkan'dır. Ona da bir iki bir şey değineceğim. Hani diyorsunuz ya sen adamını koruyorsun bilmem ne. Koruyorum tabii ya. Niye korumayacağım ya? Ötekilerin neler yaptıklarını bilmiyorsunuz. Ben size bir anlatsam anlatamıyorum. Çünkü camia yara alır. Yara alır. Ama Sayın Başkanım ya Allah'ın dinini seversen ya. Geçen sene hocayı getirdiniz. Ha bu transferleri Fernandes'ti, Benkoviç'ti ki toparladı biraz oynuyordu falan. Ya kim yaptı? Kimi? Merak ediyorum ya. Bana sormadınız. Sormak da zorunda değilsiniz. Ha ben emmi. Etrafımdaki efsane kaliteli futbolcu tanıdığımız insanlara sormadınız. Ya birine sormuşsunuzdur. Bir eski futbolcuya sormuşsunuzdur. Ama bizden birine inşallah sormuşsunuzdur. Çünkü Sadri abi Sadri Şener Bozdum'da otururken ben anlatıyordum ona bir şey ne diyordu ki? Ben Erman dedi ki şu futbolcuya ya Erman kim diyordum ona. Diyordum ki Sadri abi Erman kim Erman? Bak bunu var ya 2004'te söylüyordum arkadaşlar. O zaman da şu Erman kim ya? Senin Erman dediğin adamın oynadığı takımları senin beğenmediğin, bizim sözümüzü dinlemediğin efsaneler kafasını kumdan kaldırmadı diyordum ya. Ve kafasını kumdan kaldırmadığımız adamlara gidip futbolcu soruyorsunuz diyordum ya. Neymiş Bodrum'da oturuyorsunuz diyordum. Sadri Bey aynen böyle. İşte ben böyle olduğum için beni sevmiyor millet biliyor musunuz? Arkadaşlar yanımda olsun içimizde olmasın diyorlar. Yarına da ölme sağ alırsan bir şeyler söyleyeceğim. Şeyde tüzükte ben susmam arkadaş. Ben Trabzonspor'um. Beni kimsenin üzmesine üzüntü çekmeme, sağ sola evime bu sinirimi evime aksettirmeye hakkı yok ya. Niye üzüyorsunuz bu insanları kardeşim ya? Sayın Başkanım ya bu futbolcu arkadaşlarımızı ben kovuştu. Oynamayan sakat olan Fernandes'ti. Yunan Kurbelüstü. Öteki Yunanlı. En son alınan Alanya Spor'dan alınan Türk kardeşimizi büyük de parayı aldık. Demek biri gördü, bir şey gördü. Bir şey gördü. Ya kim söyledi bunlar arkadaş ya? Ya bunların ne işi var Trabzonspor'da Sayın Başkanım ya? Diyor muyum sana Onaçu'yu, Mendi'yi, oynamayan Pepe'yi? İşte hazırlıyormuş. Bana ne hazırlanmasından ya? O hazırlanana kadar ben şampiyonluk şansımı kaybediyorum. Ne Oynat kardeşim ya. Oynattığı kadar. Oynadığı kadar. ister az oynasın, ister çok oynasın. Ki zaten ona da ihtiyaç yok şimdi. Terezekes'te, Viskas'ı da, Onaçus'u iyi oynuyor kardeşim. Ama savunmaya yetiştiremiyorlar. Biz ısrar etmiyoruz. Ukalalık yapmıyoruz. Karışmayalım diyoruz. De. Dediğimiz futbolcu denilen futbolculara elli katlar. Orada da şey etmiyorum ha yani sistem ettiğimiz zannetmeyin. Seneye de daha iyi bir takım kurmanı, şimdiden takım kurmanın peşinde olmamız lazım. Ve bu büyük kulüpler hocanın ağzına bakacak kadar küçük camialar değildir. Düne kadar bizim için çok önemli olmayan Hırvatlar bu yıl niye hır çok önemli oldu ya? Hırvat futbolu şöyle, Hırvat futbolu böyle. Ne yapalım? Öyleyse öyle söyle. Ülkemizde futbol mu var ya? Yabancının biri geliyor biri gidiyor. Stefan Kuntz gitti Montera geldi. İnsan sorguluyor mu Stefan Kuntz niye geldi niye gitti diye. Ya yani niye getirdik bunu? Niye getirdik bunu? Niye gönderdik bunu? Futbolcular şey ediyormuş yani istememişmiş. Futbolcu dediğin kim ya arkadaşlar ya? Hakan Çanaloğlu Inter'de oynuyor. Inter'de oynuyor. Ne yapıyor? Arabayı çalıştıran anahtar mı arabanın bir herhangi bir parçası mı? Meri çağlar ne yapıyorlar? Ya Meri ile çağlar oynatıyorsunuz. Milli takım olarak bak arkadaşlar. Kaan Galatasaray'a geldi. Almıyoruz onu. Kaan dışarıda yedekken çağırıp oynatıyorduk ya. <laughs> Ahmakça işler yapıyoruz hepimiz. Arkadaşlar, milli takımda da aynısı. Bana sorsanız Montella geldi diye kız, kızgın mısın? Yani o gelmeseydi benim asla ve asla futbolunda hiçbir şey yapmadığına inandığım adam gelecekti. Biz milli takımında tutalım mı tutmayalım mı arasında olacaktık. Ben açık seçik konuşuyorum arkadaşlar. Net olarak konuşuyorum ya. Ama artık yaranın iyileşmesi lazım. İki sene evvel yapılan şeylerin bugün uzantılarını yetim bilmem bıktım ha bunlar demekten. Bana ne iki sene evvelden ya. Bana bugün bugün geldiğimiz noktada bu takımı daha iyi olmayacak. Daha iyi yerlere gitmesi lazım ya. Seyrettiniz mi Rize Spor maçını bir bir beraber kaldığı maçı. Mağlup duruma düştü. Yerden, elinden geleni ortaya koyan futbolcular var ve beraberliği sağladı. Ya Alanya Spor maçını seyrettiniz mi arkadaşlar ya? Fenerbahçe Alanya Spor 1-0 yendi. Emin olun top oynamadı. Alanya Spor da onu yenecek kadar oynamadı. Ama Fenerbahçe isminin attı bir golü aldı maçı. Kimse Fenerbahçe'nin ne kadar kötü olduğunu söylemeyecek. 5'te 5 yaptı diyor. E sen 2-0'dan 3-2 yeniliyorsun alay ettiriyorsun bu millete. Ya biz burada gene biz bizeyiz. Ben kızıyorum sen kızıyorsun. Ya bu dışarıda olan Trabzon sporlular var. Trabzon olmasına gerek yok. Sınıfta tek başına Trabzonlu olacak kadar kahraman çocuklarımız var. Onları niye ağlatıyorsunuz kardeşim? Niye? Ağlatacaksanız burayı terk edeceksiniz. Terk. Bir dakika işiniz yok. Terk edin gidin ya. Ve bundan sonra yönetimimize de sesleniyorum arkadaşlar. Yabancı futbolcu mu alacağız arkadaşlar? Alacağız bundan sonra da belli. Onu alacağız helikopterle indireceğiz buraya. Getirip sahildeki yalıları bahçeli evleri siteleri göstermeyeceğiz. Trabzon sporun, Trabzon şehrinin gerçeği sade orası değildir. Trabzon diyeceksin kardeşim bak Trabzon yukarıdan aşağı fakirilen çok fakirilen, orta hallisinden zenginiyle bir bütün halinde yaşayan küçük bir şehirdir kardeşim ismi Trabzonspor ismi takımın şehrinden daha büyük hale gelmiştir. Trabzonspor sayesinde Liverpool'un aynısındır. Küçük bir liman şehridir. Devlet hiçbir yatırımını yapmamıştır. 70 senedir Trabzonspor'u ve turizm beraber dünyada ses getiren insanların olduğu bir yaşayan yerdir. Ama insanlar da insanlığını yani o şeyini hırsını kaybetti. Atatürk'ün dediği o kayıkların önünde giden, önlerinde oturan uzun boylu insanlar lan bu İstiklal Savaşı'nı kazandık dediği adamlarımızı kaybettik biz. Onlar kalmadı artık. Kalmadı. İşte onlardan en son kalıntılar biziz. Dostlarım, nereden nereye anlattım size arkadaşlar? Çok üzgünüm bu konu hakkında belki biraz bir yarın öbür gün şey, yarına değil de şeyde konu tüzükte biraz e, sakinleşiriz. Pendik maçı var. Ya bana ne varsa kardeşim ya. Varsa var. Alın yüzünüze gözünüze bulaştın. Gidin siz pendiği bu kafayla hocam bu kafayla Nedat Biyelis'e bu kafayla yenemezsin pendiği sen. Söyleyeyim sana. Onlar kapanır. Arkada açık verirsin. Sen Ondan sonra ona çuyu çıkartırsın. O memle. Ona çuyu stoperlerin önünü kesiyordu ya. Çıkartmıyordu ya. Sen enisi sokuyorsun. Sok ya. Sok ona yanına. 4-2-4 oynat takımı 2-0 galipsin. Rakip korsun, üstüne gelemesin. 50 tane iş var, 50 tane. Hayatımda üzüldüğüm şeylerden biri şudur. Çok yanlışlar yapmışımdır. Yani hayatımda bir şeyler yapmışımdır. Ben yaptım kardeşim. Hatalıysa hata, hataysa hata. Ben yaşadım. Ben acısını çektim, aileme çektirdim. Ben mutlu oldum, aileme mutlu ettim. Ama en çok üzüldüğüm şey var ya teknik, direktörlük diplomasını almamaktır, gitmemektir. Şu anda bile gider alırım ama millet der ki acı kaldı gidiyor oraya diye. Şu Trabzonspor benim elimde olacak, ben de onun antrenörü olacağım. Başkasının antrenör diplomasını kullanacağım ve bu gençlik bu gençlik hani beni tanımayan, benim konuşmalarımdan bana küfür eden bir kısım gençlik bir sesini kesecektir. Ben millete bile, başkana bilet bile aldırtırmam. Al bütün biletlerin hepsini. Ta ki biz kafayı yukarı kaldırana kadar. Bak ki bu takımdaki insanlar nasıl transferler yapılıyormuş. Nasıl? Tek, iki tane adam yürürken yer salsınacak. Neyse. Kendimi çok met arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bugünlerde geçer. Görüşmek üzere.